Savunma sanayimize dair önemli bir adım daha atıldı. Yerli ve milli amfibi savaş gemisi Anadolu'nun üretim aşaması tamamlandı. Su üstü testleri başlayan Anadolu'da Bayraktar TB3'lerin kullanılması planlanıyor. Kamuoyunda uçak gemisi olarak bilinen Anadolu gemisinde kaç İHA konuşlandırılacağını ise Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir açıkladı. 232 metre boy, 202 metre uçuş platformuyla Türkiye'nin en büyüğü olacak. Stovall kabiliyeti, yani kısa kalkış dikey iniş kabiliyetine sahip uçakları taşıyabilecek. Anadolu gemisinin donanma komutanlığının envanterine katılması için geri sayım başladı. Kamuoyunda uçak gemisi olarak bilinen Türkiye'nin ilk amfibi gemisinin üretim aşaması sona erdi. Deniz testleri devam eden Anadolu'nun envantere girmesiyle ismi TCG Anadolu olarak tescillenecek. Gemide kısa kalkış dikey iniş kabiliyetine sahip F-35B uçaklarının kullanılması planlanıyordu. Ancak ABD'nin tek taraflı olarak Türkiye'yi F-35 projesinden çıkarması planları değiştirdi. Anadolu gemisinde kısa platform kalkış yeteneğine sahip Bayraktar TB3 SİHA'lar konuşlandırılacak. TB3'lerin entegrasyonu içinse çalışmalar başlatıldı. Çalışmanın detaylarını Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir paylaştı. İsmail Demir, Anadolu gemisine en az 50 İHA ve SİHA'nın konuşlandırılacağını ifade etti. TUSAŞ ve Baykar'ın Anadolu için yeni projeler geliştirdiğine de dikkat çeken Demir, 2023 yılını işaret etti.